Mete'nin ölümünden sonra, yani 1989, 20 Ocak 1989'dan sonra aile olarak önce bir vakıf kurduk. Mete Adanır Vakfı'nı kurduk. Başkanlığını, Mehmet Öleyer'in başkanlığı babam, rahmetli babam yapmaktaydı. O günden itibaren biz öncelikle Kıbrıs'taki kulüplerimize elimizden geldiğince yardım etme, Mete adına etkinlikler düzenleme ve tabii ki her yıl anmasını gerçekleştirerek bu şekilde yol aldık uzun bir dönem. Ardından Mete Adanır Yayınları diye bir yayın başlattık 2005 yılında. Kendimin kaleme aldığı Mete Adanır biyografisini içeren bir kitapla bu yayınlara başladık. Son günlere kadar yaklaşık 5 yıl boyunca da Kıbrıs Türk Spor Tarih Dergisi diye bir dergi çıkarıyorduk. Hep araştırmaya dayalı. Bu da ilklerden biri. Zaten ülkemizde de bir ilkti o. Yazın olarak bunları yapıyorduk ama diğer tarafta dediğim gibi metnin yaşatılması, tanıtılması özellikle babında yaptığımız birçok olay vardı. Bunların en önemlisi son yıllarda yaşadığımız caddelere ismini verilmesinden de öte Girne'deki tek futbol sahamız olan 20 Temmuz stadının adı 20 Temmuz Mete Adanır Stadı olarak değiştirildi. Bu stada Kıbrıs'ta bir ilk olan bir sporcunun heykeli yapıldı, Mete'nin heykeli yapıldı. Ve bunun yanında son günlerde yine görüşmelerimiz sürüyor. Sanırım birkaç yıl sonrasına tarihlenebilecek Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir müzesi oluşuyor. Ve bu müze içerisinde de Mete'nin bir sporcu olarak da yer alacağı için kendi elimizdeki bütün materyallerdi Mete'nin formasından futbol ayakkabısına kadar daha önce atletizmden aldığı kupalardan, madalyalardan lisansına kadar tüm bunları da kendilerine vererek böyle bir müze oluşacaktır. Sanırım bu da oluştuğu zaman en azından Mete adına biz aile olarak ve vakıf olarak da elimizden geleni yaptığımızı düşünebileceğiz. Çünkü dediğim gibi uzun yıllar hem acı çekmek, çünkü bu acıyı hiçbir zaman unutamayız. Hem o acı içerisinde yoğrulmak hem de diğer taraftan da o acının dışına çıkarak Kıbrıs Türk toplumu için ve Türk futbolu için Mete adına neler yapabiliriz diye uzun bir mücadele geçirdik, uzun bir dönem geçirdik. Ama geldiğimiz bu noktada Mete'nin sadece vakıf tarafından değil, toplumu ve özellikle Türkiye'deki spor severler, Türkiye'deki futbol camiası tarafından yaşatılması bizim en büyük gururumuzdur. Bugün hala Samsun Spor'la, Samsun Spor'daki geçmiş sporcularla olsun, şu andaki spor severlerle olsun, burada okuyan öğrencilerle olsun kontağımız devam etmektedir. Bu da bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Ancak biz çünkü aileden tek ben kaldığım için bütün etkinlikleri, yani 20 Ocak etkinliği anmasını ben düzenlediğim için maalesef çok istememe rağmen hiçbir zaman o gün, o tarihte Samsun'da bulunamadım. Ama aynı şekilde onlarla birlikte ya bizim yaptığımız görüntülerle onlara gönderiyoruz, onlar kendi kanallarında yayınlıyorlar. Bazen telefon görüşmesi direkt bağlantı olarak yapıyoruz aynı gün içerisinde. Öyle bir bağlantımız var ama en büyük arzum inşallah bu süreç içerisinde Samsun'da ziyaret etmektir. Dediğim gibi Mete'nin için en büyük acılardan biriydi bu. Bizler için de. Çünkü bir Kıbrıs Türk toplumunda Kıbrıs'ı Türk olarak yaşamımızı başlattık. Bir Türk olarak anıldık ama ne yazık ki Mete 1981 yılından itibaren 6 ay daha futbola başladığı zaman bir yabancı futbolcu statüsünde mücadele verdi. Ve o yıllarda bildiğiniz gibi ancak 4 yabancı futbolcu takımda yer alabilirdi, kadroda yer alabilirdi ve iki futbolcu da saha içerisinde yer alabilirdi. Mete tüm bunlara mücadele eden bir kişiydi. Ve bir Kıbrıslı Türk olarak kendisini Türk vatandaşına geçirilmezken bir anda işte birkaç günde işte bir Yugoslav futbolcunun hemen tecrübe vatandaşı yapılmasına çok içerliyordu. Ve bunu her defasında basına da bunu açıklamalarla yapıyordu. Ben Türk oğlu Türk'üm diye bir başlığı var örneğin bir gazetede çıkmış olan. Bir elinde kakadıcı bayrağı, diğer elinde Türk bayrağı tutuyordu. Niye beni vatandaş yapmıyorsunuz diye. Çünkü biliyorsunuz o dönemlerde özellikle transfer noktasında bu çok önemliydi. Vatandaş olduğunuz zaman, tecrübe vatandaşı olduğunuz zaman öyle bir kısıtlama yoktu size ve istediğiniz kulübeye gitme şansınız çok daha fazlaydı. Ne yazık ki 1988 yılında ancak Mete tecrübe vatandaşı olabildi ama bunun transferini hiçbir zaman kullanamadı. Dediğimiz gibi 20 Ocak 1989 tarihindeki bu elim kaza sonucunda da 27 yaşında yaşamını yitirdi.